Darbe girişimini kendisi için fırsata çevirip kendine muhalif olanları çıkardığı KHK'ler ile hukuksuz bir şekilde ihraç eden iktidar, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan sendika hakları, ihraçları gerekçesi olarak göstererek insan hakları ve evrensel hukuk kurallarını içe sayan uygulamalara imza atmıştır. Ülkemizdeki antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluk bugünkü yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Bununla da yetinmeyen iktidar, antidemokratik yaklaşımının devamı olarak işinden ettiği birçok emekçi ve ailelerine bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi davranarak birçok sosyal haktan da mahrum bırakmış. Neden işsiz kaldıkları dahi söylenmeden, savunmaları alınmadan, yargılanmadan, sorgulanmadan insanları işinden, aşından etmenin sonucu bazen amansız bir hastalık, bazen de intiharlarla gelen acı bir ölüm olmuştur. Onlarca insan bu zulümden sonra yaşamını yitirmiş, öldükten sonra iade kararları verilmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 35. madde 50 ile İhraç kararları verip emekçileri ekmek ile terbiye edecekleri yanılgısına düşmüşlerdir. Tek adam rejimi halkı açlığa, yoksulluğa, hukuksuzluğa mahkum ederken tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarından biri olan OHAL Komisyonu keyfi kararlar vermiş ve hukuki cinayetler işlemiştir. OHAL Komisyonu'nun keyfi kararları şimdi de yargı eliyle devam etmekte, AKP-MHP iktidarının yargıya baskısı KHK hukuksuzluğunun devam etmesine neden olmuştur. İlk günden beri kesk olarak hem fiili meşru mücadelemizle hem de hukuki mücadelemizle ihraçların antidemokratik ve hukuksuz olduğunu aykırıyoruz. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı ve bugüne kadar ihraç edilen tüm arkadaşlarımız bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidirler. İhraç olan kamu emekçilerinin en sonuncusu görevine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz.